Hududu ve böğürtlen hakkında bilgiler. Böğürtlen, bu meyve veren sürgünümüz, dalımız. Bu seneye meyve verecek olan dalımız. Bu ilkbaharın başında çıkar ve büyür. Bu geçen seneden büyüyen dalımız. Çiçek açıp meyve verir. Meyveleri bittikten sonra bunu keseriz dibinden. Köke en yakın yerini keseriz. Sadece bu dal kalır. Bu dal seneye meyve verir. Bu şekilde çiçek açıp meyve verir. Yani ilkbaharda yeniden başka bir sürgün çıkar. Bu meyve verirken de bunu, yani meyvesi bittikten sonra bunu keseriz. O yeni çıkan sürgün seneye meyve verir. Öyle öyle kendini yenileyen bir bitkidir. Yani her sene yeni sürgün verip kendini yeniler. Yani öbür meyve ağaçlarındaki gibi bir budaması yoktur. Yani sadece meyve verdikten sonra budalı komple keseriz. Bir de bu yeni sürgünde mesela tüm gözleri besleyemeyeceğini düşünüyorsanız, yani 1,5-2 metre sürdü. Bir yeriniz var, telli bir alanınız var veya sadece o kadar büyütüyorsunuz. Fazla uzun yerinden kesersiniz, olduğu yerde kalır. Yani bu şekilde olan gözleri besler. O da sonbaharda veya ilkbaharda budarsınız. Öbür türlü çatallanır. Yani normal mevsiminde keserseniz. Kestiğiniz kalan dalı da çelikle köklendirme yapabilirsiniz. Böğürtlen çoğaltmak istiyorsanız. Uç doğaldırma yöntemi daha garanti bir yöntem. %99 başarı, hatta %100. Bu şekilde, yani bu meyveyi verir. Meyvesi bittikten sonra bunu keseriz. Bu seneye meyve verir. Bu meyveyi verdikten sonra keseriz. Yeni gelen sürgün seneye meyve verir. Kendini sürekli yenileyen bir ağaçtır. Budaması nedir? Budaması meyve verdikten sonra kesmek. Bir de yani bunun çok uzadı mesela. 4-5 metre sürgün verdi. Ama daha yeni dikilmiş bir ağaç. Doğru düzgün kökü yok. Besleyemeyeceğini düşünüyorsanız 2 metreden 3 metreden kesersiniz. Meyve kalitesi artar yani. Ama biz burada hobi olarak yaptığımız için, yani sadece uçlarından çok zayıf olan, hani bu kendisi otomatik sürgün, böyle kök salmak için ucunu inceltir. Yani o yüzden ucundan bir 50 santim falan kesersiniz. Hem onları da köklendirme olarak kullanabilirsiniz. Geri kalanı meyve verebilir yani. Ahududu da aynı şekilde. Şu ince dallar, meyve verecek olan dallar, bunlar da seneye meyve verecek olan dallar. Ahududu da her sene kendini yenileyen bir bitkidir. Yani bu ince dallar meyveyi verip bitirdikten sonra sararır. Böğürtlen de aynı şekilde sararır. O sararmalar oldu, böyle kurumaya başladıktan sonra meyvesi komple bittiyse bunları kökünden keseriz yazın. Onları keseriz yazın. Yeni kalan sürgünlerde önümüzdeki seneye meyve verir. Yani profesyonel olarak meyve yetiştiriyorsanız bunları mesela büyüyecekler. Bu mesela 3 metre, en az 3 metre, 4 metre boy var alacak. Kırılabilir uçları mesela. Veya şey olabilir. Yani daha iri meyve almak istiyorsanız mesela, bunların uçlarından
Yani ilk barda ya da son barda keserseniz aşağıdaki kalan sürgünü gövdeyi besler. Daha iri, kaliteli meyve almış olursunuz. Ama ben gerek duymuyorum. Hobi olarak yaptığım için. Küçük de olsa meyveleri yeterli yani. O zaten yaşını aldıkça meyvesi kendisi irileştiriyor yani, besleyebiliyor. Ama besleyemeyeceğini düşünüyorsanız kesebilirsiniz bu şekilde yani. Bu da daha güzel anlatırız. Ahududu diyor. Bu daha geçen sene diktiğimiz bir ahududu. Bu meyve veriyor bu sene. Meyvesi bitti. Komple meyvelerini bitirdi artık. Çiçek açmayı bıraktı. Yaprakları sararacak. Yani bıraktığında diye. Yaprakları sararacak. Hafiften kurumaya başlayacak. O zaman direkt bunu keseceğiz. Tüm kuvvet buna gidecek. Bu zaten yani bu meyve verirken de bu büyür. Ama bunu meyvesi bittikten sonra daha fazla güç harcamasına gerek yok. O yüzden direkt bunu kökten kesiyoruz. Aynı kökten besleniyorlar bunlar. Yani bunu kesiyoruz. Tüm güç buna gitsin diye. Bu ahududu da böğürtlemde hem kendini yenile, özellikle ahududu, hem kendini yenileyen hem de kardeşleyen bir bitkidir. Buralardan yeni yeni kardeşler atacak. Daha da çoğalacak. Burayı komple kaplayacak. Bu ahududu da olduğu gibi yani. Bir taneydi bunun gibi. Ama kardeşlenerek bir sürü çoğaldı. Bu sürgünler aynı bu şekilde boylanacak. Bu meyvesini bitirdikten sonra bunu keseceğiz. Bu büyüyecek. Bu da seneye meyve verecek. Dibinden yeniden sürgün gelecek. O sürgünü bırakacağız. Bu meyvesini bitirdikten sonra bunu da keseceğiz. Yani döngülü. Her sene kendini yenilen bir bitki. Bunlar da bu böğürtlenin dip sürgünleri. Bunları hep tellere bağlayacağız bu sene. Bu biraz daha geç çiçek açıyor. Bu Chester. Diğerine göre biraz daha küçük, yuvarlak bir böğürtlen. Çok tatlı, çok güzel Chester. Bu Aksu pembesi ahududumuz. Bunun meyvesi çok güzel oluyor, iri. Ama arama olarak yerli gibi değil. Bilmiyorum, yine diktiğim için de olabilir. Bu sene daha bir belli olacak. Bu yerli ahududumuz. Çeşit adı varsa bilmiyorum. Yerli olarak biliyorum. Bunun da çok güzel. Çok güzel aromalı bir meyvesi var. Bu da jumbo böğürtlen. Çok iri bir böğürtlen oluyor zaten. Çiçek olarak da çok iri. Diğerinin çiçeklerine göre. Ama hepsi çok güzel bence. Diğerinin sürgünleri daha küçücükken bunun sürgünleri bir metre oldu, bir metreyi geçiyorlar yani. Sene 3 tane dip sürgünü verdi. İkisini yukarı, birisini aşağı olacak şekilde. Bunlar seneye meyve verecek dallarımız. Bunları tellere bağlayacağız hep. Birini de aşağı veriyoruz. Bu şekilde. Ahududular olduğu yerde kalıyor. Bunları tele bağlama gibi bir olayımız olmuyor. Bunlar zaten pek yani öyle şey bir dal değil. Bir tek bu birazcık tele bağladım kırılmasın diye. Çok meyvesi var çünkü. Kırılabilir. Bunda da meyve var ama bu çok sık olduğu için birbirinden güç alıyor yani. Ama bu taraflara gene tele bağlı. Ama böğürtlendeki gibi tele bağlama gibi bir şey yok yani. Profesyonel işletmelerde tabii ki oluyor. Bunları bu kadar çok kardeşlettirmiyorlar. Tek veya iki tane oluyor.
tele bağlıyorlar. O şekilde şey yapıyorlar. Dediğim gibi bizimki hobi olduğu için bu şekilde. Böğürtlemin aşılı böğürtlemde gövdede diken olmaz. Böyle parlak bir görüntüsü vardır. Ama ahududu da diken olur. Yani bunu böğürtlen mi ahududu mu diye bilemeyenler olabiliyor. Böğürtlemde diken olur ama aşısızlarda, yani yabani böğürtlemde diken olur tabii ki. Bu aşılı çeşit böğürtlem olduğu için bunlarda diken olmuyor. Yani böğürtlemi dikenli olarak bildiğimiz için ahududu ile böğürtlemi karıştıranlar olabiliyor. O yüzden söylemek istedim. Bu şekilde. Bunlar bu sene 3-4 metre olur. Çok güzel gelişiyorlar maşallah. Arılar vızır vızır işliyor. Bu şekilde gidiyor. Yani mesela bu tüm dalları çiçeklendiremeyecek, zayıf kalacağını düşünüyorsanız mesela 2-3 metre şuradan 2-3 metre bırakıp buralardan kesilebilirdi veya biraz daha şuralardan kesilebilirdi. Daha şey olsun diyorsanız mesela. Ama benim böğürtlemim yeterince yaşı olduğunu düşündüğüm için bu şekilde bir sorun olacağını düşünmediğim için, besleyebileceğini düşündüğüm için bıraktım. Geçen sene de çok güzel böğürtleme oldu. Reçel falan yapmıştık. Yani suyunu, gübresini yeterince verdiğiniz zaman olur. Yani gübre de vermedim doğru. Sadece yeterince sulamak önemli. Tabii çok verimsiz topraklarda gübre de verilebilir.